tanıyabilir miyim? Tabii, adım Esra Taş Sezgin. Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim. Vakfımız 1992 yılında Dersim'le öğrencilerle dayanışmak adına kuruldu. Ekonomik koşulları kötü olan, okumak isteyen fakat imkanları olmayan öğrencilere destek amaçlı olarak kurulmuş bir vakıf. Şu ana kadar da kuruluşundan bu yana da 10 bine yakın Dersim'li öğrencimize burs vermiş durumdayız. Şu anda da her yıl 450 öğrenciye burs veriyoruz. Burada yapılan bir yurt binamız var. Kız öğrenci yurdu binamız var. Amacımız maddi anlamda olanakları olmayan, gerçekten okuma sevdalısı olan, kendini eğitime adamış gençlere bir umut olabilmek, onların hayatına dokunabilmek. Amacımız bu. Gençlerimizin eğitiminin devamını sağlamak. Hem Dersim'de öğrenciler, aynı zamanda 4 günlük festival de vardı. Festivalda sizin çalışmalarınıza ilişkin ilgi nasıldı? Söyler misin? Şimdi ilgi gayet güzel. Vakfımız zaten eski bir vakıf ama biraz daha bilinirliğini, görünürlüğünü arttırmak amacıyla biz buraya geldik. Şu an vakıf olarak da ileriye dönük çok güzel çalışmalarımız da var. Ekip olarak, takım olarak. Bunları hep beraber hayata geçirmek için çaba sarf edeceğiz, uğraş vereceğiz. Tabii bunları yaparken de destek bizim için çok önemli. Gerek iş insanlarımız, gerekse akademisyenlerimiz, kanaat önderlerimizin bize vereceği katkılar çok önemli. Bunları çok önemsiyoruz. Bu anlamda da emin adımlarla ilerliyoruz. Dersimlere bir çağrınız var mı? Bu vaktimize katkıları açısından neler söylersiniz? Dersimle, hani Dersim'de yaşayan ve Dersim'in dışında olan, yurt dışında olanlara çağrınız var mı? Tabii, şöyle ki biz beli kırılmış bir toplumuz ve bir dayanışma içinde olmamız lazım. Biz bu dayanışma ruhunu, kültürünü yaşatmak istiyoruz. Öğrencilerimizin hayatına dokunmak istiyoruz. Öğrencilerimizin vakfa duyarlı olmasını istiyoruz. Şu an zaten kurulduğu andan bu yana 10 bine yakın öğrenciye burs vermiş durumdayız. Kendileri bizi Instagram'dan, Facebook'tan, sosyal medyadan takip edebilirler. Kendi zaten web sayfamız var. Tunceli Eğitim Sağlık Vakfı diye girdiklerinde zaten. Orada vakfın tarihçesini de bulacaklar. Amacını, misyonunu, vizyonunu hepsini görecekler. Ve geçmişten bugüne gelen süreçte vakfımızın hangi çalışmalara imza attığını görecekler. Onun için de tabii ki öğrencilerimizi biz vakfımıza bekliyoruz. Vakfımız bu anlamda da gençlerle beraber ortak projeler de üretmek istiyoruz. Geleceğe dair, yarınlara dair. Onun için herkesi biz en azından vakfımızın bir sayfasına bakıp bizi tanımalarını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyoruz. Önemli bir çalışmalara imza atıyorsunuz. Özellikle öğrencilere destek olmanız eğitim anlamında. Size tebrikli başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de herkesi vakfı duyarlılık adına bir adım atmalarını rica ediyorum ve bekliyoruz. Sağ olun.